Helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emin Abdullahiyan ve diğer şehitlerin cenazeleri defnedildi. Farklı şehirlerde 3 gün süren törenlere milyonlarca İranlı katıldı. İranlılar ülkelerine olan bağlılıklarını dünyaya gösterdi. Helikopter kazasında şehit olan devlet yetkililer için İran'da cenaze törenleri devam etti. Meşhed'de, Tahran'da, Zencan'da ve Tebriz'de düzenlenen törenlerle şehit olan isimler toprağa verildi. İran şehitlerini uğurladı. Tahran'da yapılan törenlerin ardından şehitlerin cenazeleri defnedileceği şehirlere götürüldü. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in naaşı doğduğu Meşhed kentinde 3 milyonu aşkın İranlı tarafından karşılandı. Reis'i Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Şehit Reis'in cenaze törenine katılanlar Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen bayraklarını taşıyarak İran halkının direniş güçlerine desteğini gösterdi. Şehitlerimizin yolunu ülkemiz için devam ettireceğiz. Biz de Reis'inin yolunu devam ettireceğiz ve onun savunduğu değerleri savunacağız. Reis'i çok çalışkan bir cumhurbaşkanıydı. Halkın sorunlarını çözmeye kendisini adamıştı. Çok çalışıyordu. Hiç istirahat etmiyordu. İlk haberleri basında duydum ve kendimi çok kötü hissettim. Çünkü Cumhurbaşkanımız görev başında mazlum bir şekilde hayatını kaybetti. Kendisi her zaman mazlum Filistin halkını destekliyordu. Hiçbir zaman onu unutmayacağız. Helikopter kazasında şehit olan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinde veda töreni düzenlendi. Tören sonunda Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine götürüldü. Dışişleri Bakanlığı önündeki cenaze töreninin ardından Abdullahiyan'ın naaşı Şeyh Abdülazim Türbesi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve helikopter kazasında şehit olanlar için cenaze töreni farklı kentlerde 3 gün boyunca devam etti. Cenaze törenlerine milyonlarca İranlı katıldı, İranlılar ülkelerine olan bağlılıklarını dünyaya gösterdi. Şehitler için dün düzenlenen devlet törenine 10 ülke başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde, 20 ülke bakan düzeyinde toplam 50 ülke katılım gösterdi. Öte yandan Suriye'de ve Lübnan'da kent meydanlarına şehitlerin dev fotoğrafları asıldı. Türkiye-İran ilişkilerinin gelişmesi için